bilinen ilk Yunan filozoflarından olan Miletli Thales, Milattan önce 600 yılında yaşamıştır. Gözlemlediği olaylara getirdiği açıklamalarla bilinir. Tanık olduğu önemli olaylardan biri ise kehribar taşının cincana sürtülmesiyle oluşan bu durum. Kehribar taşı kürke sürtüldüğünde ilginç bir özellik kazanıyordu. Sanki taş görünmez bir kuvvet uyguluyor gibiydi küçük saç kıllarını kendine çekiyordu. Tales bunu kehribar taşının mıknatıs özelliği zannetti. Bu özelliği daha önceden mıknatıs taşlarından biliyordu. Adı üstünde, mıknatıs taşı, mıknatıs özelliği var. Tales'ten çok sonra görüldü ki kürke yapılan bu sürtünme sanki bir dengesizlik yaratıyordu. Sanki kürkten bir şeyler çekiliyor ve sürtünme yapılan diğer maddeye geçiyordu. Şimdi biliyoruz ki bu sadece iten ve çeken bir kuvvet değil, aynı zamanda elektrik çarpması diye bildiğimiz olaya da neden olabilen bir durum. Yük bir kez boşaldı mı bu kuvvet ortadan kalkar. Yani çarpılma bir çeşit yükün boşalmasıdır. Böylece sürtünmeyle meydana gelen dengesizlik durumu ortadan kalkar. Tarih boyunca insanlar gücün ve hışmın harikulade bir doğa gösterisi olan yıldırımlardan çok etkilendi. Bu çoğu kültürde ilahi bir güç zannedilmişti. Çünkü bu, insanoğlunun erişemeyeceği bir güç olarak görülüyordu. 17. yüzyıla kadar yıldırımlar için görülemez, dokunulamaz, tahmin edilemez gibi tanımlamalar yapıldı ve 1752'de Benjamin Franklin yıldırımla bu sürtünmeden oluşan küçük çarpılmalar arasında bir ilişki olduğunu kanıtladı. Oğluyla birlikte yaptığı çok tehlikeli ve bir o kadar da meşhur olan bir deney vardı. Hani fırtınalı havada uçurtma uçurduğu olan. Aşağıya ipin ıslak ucuna doğru bir demir anahtar bağladı. Bir süre sonra bileğini anahtara doğru kaldırdığında küçük elektrik atlamalarına şahit oldu. Aynı cincan ve taş arasında olanlar gibi ve açıkça görülüyordu. Yıldırım daha önce evde olup biten şeyin sadece çok daha büyüğüydü. Böylece insanlar maddeleri iki sınıfa ayırmaya başladılar. İlki yükün boşalmasına izin veren maddeler. Altın ya da bakır gibi. Bu maddelere iletken maddeler diyoruz. Bu maddeler genelde ısıyı iletmede de gayet başarılıdırlar. Diğer bir sınıfsa plastik gibi yükün boşalmasına direnç gösterenler. Bunlara da yalıtkan denir. Bu maddeler ısıya karşı da yalıtkandırlar. Zor iletirler. Tamam. Hadi şimdi bir deney yapalım ve oluşan kuvvetin büyüklüğü nasıl ölçülür görelim. Elimizde iple asılmış sünger parçası yani süngerden bir top olsun. Bir yalıtkanı cincanın kürküne sürtüp sünger topa yaklaştırdığımızda yalıtkan çubuk topu çekecektir. Öyle ki topun serbest duruşu gözle görünür bir şekilde bozulacaktır. Eğer daha çok çubuk kullanırsak çekim kuvveti artacak ve top daha çok çekilecektir. Ayrıca yalıtkanın şekli de bir fark yaratır. Mesela ince ve uzun olan yalıtkanlar daha güçlü çekerler. Evet, şaşırtıcı ama gerçek. İletkenler, örneğin bakır bir tel bu çekme kuvvetini belli bir uzaklığa kadar taşıyabilirler. Bakın, topla elektrik yüklü balon arasına bir bakır tel yerleştirdik. Elektrik yüklü nesneyi bakır telin bir ucuna yaklaştırdığımızda çekme kuvveti telin diğer ucuna kadar taşınıyor ve topu anında çekiyor. Daha sonra tele çıplak elimizle dokunduğumuzda yük boşalıyor, çekim bitiyor ve top serbest kalıyor. İşte, geleceğin optik telgrafını yapmış olduk. 1774'te Fransız mucit Georges Louis Lasage bunu ilk ortaya koyanlardan biriydi. Her kablonun alfabedeki bir harfi temsil ettiği 26 kablolu bir düzenekle mesajlar gönderdi. Bir uçta yük boşaldığında Diğer uçtaki top hareket ediyordu. Ama bu tasarımda bir sorun vardı. Bu düzenek evin sadece iki odası arasında çalışıyordu. Sapma kuvveti çok azdı. İnsanlar o zamanlarda kuvvetin etkisini artıracak daha büyük yük farklarını nasıl yaratacaklarını araştırıyorlardı. Ve bir yıl sonra Aleksandra Volta tarafından popülerleştirilen bir gelişme yaşandı. İstendiğinde yük boşalmasını yapacak daha kolay bir yol buldu. Şöyle ki, yüklü yalıtkan yanı başındaki bir iletkene yükünü transfer edebiliyordu. Buna indiksiyon dendiğini duymuşsunuzdur. Bunun için yapılması gereken şey sadece metal plakayı diğer yalıtkanın yeterince yakınına getirmek. Böylece metal üzerindeki yük dağılımı değişecek ve metal plakada bir yük dengesizliği Diğer adıyla elektrik gerilimi meydana gelecek. Sonra plakaya temas ettiğimizde ise yük boşalması olacak. Ardından yalıtkan bir tutamaçla plaka geri çekilir ve fazla yük plakada hapis kalır. İletkene parmakla temas edilerek plakanın yükü boşaltılabilir. Şaşırtıcı ama yalıtkanı yeniden yüklemeye gerek kalmadan bu işlem tekrar tekrar yapılabilir bu şekilde birçok ufak yük boşalması yapılabilir. Benjamin Franklin, bu yük boşalmalarını nasıl depolayacağına ya da hapsedeceğine odaklanmıştı. O zamanlar Franklin hala elektriğin bir çeşit görülemez akışkan olduğunu varsayıyordu. Biliyordu ki elektrik suyun içinden de geçebiliyordu. İçi su dolu bir yalıtkanın elektriği tutabileceğini düşündü. Buna Leyden kavanozu deniyor. Dıştan iletken bir metalle sarılmış, içi su dolu cam bir kavanoz düşünün. Kapağından dışarı doğru çıkan metal bir çubuk var. Yüklü bir iletkeni çubuğun topuzuna yaklaştırdığında yük boşalması olacak. Boşalan yük kavanozun içerisinde kalacak. En önemlisi kavanozun içi birçok kez yüklenebilecekti. Her kıvılcım kavanozdaki yüklenmeyi ya da elektrik gerilimini biraz daha artıracak kavanozu her yük boşalmasında içine her seferinde biraz su konulan bir balona benzetebiliriz. Yüzlerce tekrardan sonra gerilim patlama noktasına gelecektir. İletken topuza elle temas edildiğinde yük birden boşalır. Zamanla Franklin bu tasarımı daha da geliştirerek yükün esasen hapis olduğu yerin su değil cam olduğunu fark etmiştir. Su sadece Elektriğin çubuktan cama iletilmesi vazifesini görmüştür. Bugün bunu Leyden kavanozu kapasitörü olarak biliyoruz. Diğer bir deyişle yük depolama aracı. Franklin kavanozları birbirine bağladığında kapasitenin daha da arttığını gördü ve ölümcül miktarda elektrik açığa çıktı. İnsanlar yıllar sonra sürtünme makineleri kullanarak daha etkili yollarla yükleme yapmaya odaklandı. Sonra bu yükü kapasitörlerde depoladılar ve serbest bırakarak insan yapımı yıldırımlar yaptılar. Takip eden 50 yıl boyunca insanlar daha uzak mesafelerden kıvılcım göndererek, daha uzun teller kullanarak ve ve daha güçlü yük boşaltacak tasarımlar yapmaya çalıştılar. Halbuki bir iletişim yöntemi olarak günümüzde kullanılan optik telgraf yerine elektrostatik yük boşaltmayı kullanmak Hantal, modası geçmiş ve geliştirmesi güç bir konu olarak görüldü. Endüstri ve hükümet dikkate değer bulmadı. Yaşanan gelgitlere rağmen elektrik devrimi çok yakındı.